Hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomda tekrardan Ranked sisteminde devam edeceğim. Bu sefer Rogue'yu değil ama Warrior'la savaş atayım. Hem biraz da onu görmüş olun. Evet, bekliyoruz bulsun savaşımızı. Warrior biraz daha kolay Rogue'ya göre. Bence oynaması. Evet. Şimdi bu biraz daha late'de işime yarayacak kart. Bu da öyle. Bunlar hepsini gönderelim. Biraz da oyun ilerisinde gelseler daha iyi işime yararlar. Şu anda rakip kartıyla başladı. Şu an kullandığı kart ya bir büyü ya bir minyon seçmesini sağlıyor. Bunu çıkalım diyeceğim ama bekleyelim. Kartlarımıza şöyle göz atarsak Battle Rage. Bu kart tüm damage almış karakterler, yani canından belli bir miktar gitmiş karakterler için bir kart çekiyor. Bu kart damage almış herhangi bir minyonu, istediği kadar canı olsun, bir de bir damage bile alsa onu yok ediyor. Direkt yok ediyor attığınız zaman. Şöyle yapacağım. Ondan bekliyoruz biraz hamleyi. Evet, daha çok böyle armorlarımızla kart çektik. 5 de armor verdi. Şu an 6 armorla devam ediyoruz. Şu an elimdeki kartlar daha çok rakip bir hamle yapsın. Onun üzerine hamle yapabileceğim kartlar. Hala o şekilde gelmeye devam ediyor. Şöyle yapacağım tekrardan mecburen. Artık şu anda 9 kartımız var. Yavaştan başlamamız lazım rakibe atak yapmaya. Şöyle yapacağım. Yine armorumu alıp turnu sonlandıracağım. Ragnaros kartı geldi gördüğünüz gibi. Legendary bir kart. Bu arkadaşlar kart. Direkt atak yapamıyorsunuz bu kartla. Yani istediğiniz yere. Bu rastgele sizin turnunuz bittiğinde, yani sizde sıra geçtiğinde rastgele bir karaktere 8 damage vuruyor. Bakalım sırada ne gelecek. Güzel. Çok iyi. Şöyle yapacağım. Bir tane daha o karttan geldi. Çok güzel oldu. 2, 4, 6, 8, 9 kartımız oldu. Şimdi bu turn şunu kullanalım. Çünkü bir kart daha çektirirse bana yanacak o kartım. Zaten elinizde maksimum 10 kart bulundurabiliyorsunuz. Şu anda benim de 8 var. 9 vardı. Birini yaktım çünkü Acolyte of Pain denen kart her deme çalışında bir kart çekiyor. Bakın çekti gene. Zaten bu turnde bir kart daha çekeceğim. Şu an ona tamamlayacağız kartlarımızı. Şu an rakip benim sadece armorumu indirmeye çalışıyor. Onun da herhalde elinde çok oynayacak kartı yok. Şöyle yapacağım. Güzel. 2, 4, 6, 8, 10. Şu an 10 kart var elimde. Şunu oynayacağım. Bir dahaki eli bekleyeceğim. Bir dahaki elde muhtemelen Ragnaros kartını çıkabilirim, eğer koyduğu karta göre değişir. Evet, şu an şu koyduğu kart gördüğünüz gibi her
kullandığı spell için bir kart çekiyor. Rakip biraz enteresan oynuyor arkadaşlar. Güzel. Patron kartım da geldi. Aslında bu kartla da çıkabilirim. Bunu çıksam, onu vursam, onu vursam. Evet. Şu an çok güzel olacak hatta. Şöyle yapacağım. Bunu çıkıyoruz. Buna damage'imizi veriyoruz. Şunu vurduğumuzda şu an swipe'ların ikisini de harcadı muhtemelen. Elinde swipe olmadığı için şunu şu şekilde, bunu da böyle yaparak yere temizledik. Swipe'ı da olmadığı için bayağı bir sıkıntı yaşar arkadaşlar şu anda. Bu kartımda her damage alışında çoğalıyor. Bir tane kendinden çıkartıyor. Ölmezse eğer. Mesela şu, bu kart şimdi ölecek. Öldüğü için üretemedi. 3 canı var. 3 canına 2 damage falan alsa mesela ölmez. Şu an yeri temizlemek için bayağı bir kart harcadı. Evet arkadaşlar. Ragnaros'u oynama zamanım geldi aslında, ama şöyle bir şey yapacağım. Güzel kart geldi. Bunu oynayacağım. Arkasından bunu oynayacağım. Herkese bir damage vurduğu için kart çekmemiz açısından da çok güzel oldu. Evet. Şu an bunu oynarsam iki kart daha çekeceğim. Ama şunu oynamak da biraz mantıklı geliyor, ama gene de biz bir kart çekelim. İki tane. Güzel. Damage'imizi vuralım ve bekleyelim. Şu an yer avantajı bayağı bizde arkadaşlar. Şu an silahım da geldi. 7 damage vuran. Bu da her vurduğunuz bir damage'te bir 7 damage varsa bir kere vuruyorsunuz. 7 mesela 6'ya düşüyor, 5'e düşüyor, öyle öyle. Azalıyor. Şu an jet golemlerini çıkartmaya başladı. Şimdi sıra bizde. Bunu oynasam 2 şöyle yapacağım arkadaşlar. Şuna bir kart çekmemiz açısından bir verelim. Şunu bir öldürelim. Ne gelecek? Güzel. Ragnaros oynayalım. Şunu vuralım. Bir tane daha çıkartalım hem. Bunu karşıya vuracağım. Bakalım. O da onu öldürdü. Güzel. Şu an için güzel gidiyoruz arkadaşlar. Shield Slam geldi. Shield Slam'ımızla şunu alalım. Şunu vuralım. Ne gelecek? O da güzel. Silahımı takacağım. Silahımla şunu alacağım derken Conceit verdi. Çünkü
Yani yapabileceği hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi Warrior'da bu şekilde arkadaşlar. Biraz daha tabi bu deste biraz karmaşık öğrenmeniz gerekiyor ama kolay da oynanışı var Warrior'ın biraz daha. Rogue çünkü kombolar üzerine kurulu bir kart destesi. Daha videolarında devamını istiyorsanız dediğim gibi beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.